Tabii bu konuşmayla ilgili ayrıntıları ya da satır başlarını senden alalım, öyle diyelim. Bir taraftan da aslında uzun süredir gündemde Orta Doğu'da yaşananlar, son gelişmeler Rusya'nın aslında üzerindeki Ukrayna baskısını hafifletebilir mi? Moskova'da bu konuyla ilgili neler konuşuluyor? İlk önce tabii Putin'in bu son açıklamaları, sonra da bu Ukrayna meselesinde bir yeni alan ihtimali var mı? Yani Rusya üzerindeki baskıyı hafifletilmiş görüp Ukrayna'ya yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olabilir mi? Bu konuyla ilgili neler konuşuluyor? Seni dinliyoruz. İlk önce Putin'in konuşmasından başlayacak olursak, Putin bugünkü Xi Jinping ile yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı. Tabii ilk başlık Filistin meselesiydi. Putin Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı bir trajedi olarak nitelendirdi ve belki de bu çatışmanın bitmesi için bir sinyal ve ön ayak olabilir şeklinde bir açıklaması oldu. Ve aynı zamanda Rusya'nın genel tutumunu yineledi ve bu sorunun çözülmesinin olası yolunun Filistin devletinin kurulması olduğunu söyledi. Tabii gazetecilerden bununla ilgili bir soru da geldi. Filistin'de denildi, iki tane savaşan yapı varken bunun gerçekleşmesi mümkün mü diye soruldu. Çünkü Filistin'de bildiğiniz üzere hem Filistin devleti var, Mahmut Abbas var, hem de öte yandan Hamas var. Buna da cevap olarak Putin şunu söyledi. Burada Batı Şeria ve Gazze arasında belki çelişkiler olabilir ama bunu bir ihtilaf olarak adlandırmak pek mümkün değil. Zaten Mahmut Abbas da Gazze tarafını bir hasım olarak görmediğini belirtti, dedi Putin. Bundan dolayı burada Filistin'in kendi içerisinde de bir birliğinin oluşturması gerektiğini söyledi. Fakat bu tabii bizim işimiz değil, dedi. Bu Filistin'in kendi bir meselesi. Filistin'in burada bir birlik içinde olması bu sorunun çözülmesi açısından daha fazla yardımcı olacaktır, dedi. Peki Rusya'daki genel, sizin sorduğunuz üzere Rusya'daki genel bakış açısı ve kamuoyunun bu konuya bakış açısı nedir? Normalde Rusya aslında Filistin-İsrail meselesinde son çatışmalardan önce de bu şekildeydi. Genel tavrı ve politikası iki devletli çözümün oluşması ve Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin yaratılması. Tabii burada Rusya kamuoyunun beklentisi özellikle Amerika bağlamında, Amerika'nın hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya yardım edecek olmasının Rusya açısından bir takım avantajların olabileceği düşünülüyor. Çünkü eğer Amerika her iki ülkeye de yardımda bulunmaya, İsrail'e de yardımda bulunmaya başlarsa Ukrayna'ya yapacağı yardımın hacminin küçüleceği düşünülüyor. Ve bunun bir bakıma Rusya için avantaj olacağı düşünülüyor. Aynı zamanda İsrail'deki olayların başlamasıyla beraber Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı artık bir yorgunluğa kapılacağını ve Ukrayna gündeminin Batı nezdinde etkisinin ve öneminin azalacağına dair bir beklenti var. Diğer bir nokta ise burada tabii petrol fiyatlarının artması. İsrail-Filistin meselesiyle beraber eğer bu mesele daha da uzarsa petrol fiyatları daha fazla artış ivmesi kazanabilir. Bu da tabii Rusya açısından bir avantaj olabilir. Çünkü Rusya sonuçta gelirlerinin neredeyse %50'sinden fazlasını doğal gaz ve petrolden kazanmakta. Rusya'nın bir bakıma aslında genel tutumu şu şekilde. Özellikle Batı'nın konsolide bir şekilde İsrail'e doğrudan desteğini göstermesinden sonra Rusya biraz daha İsrail karşıtı ve Batı karşıtı dünyada oluşacak dalgayı kendi etrafında birleştirmek istiyor. Çünkü Batı şu anda Rusya'nın doğrudan bir hasımı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve burada İsrail-Filistin meselesinden dolayı oluşacak Batı dışı ülkelerde, özellikle İslam dünyasında oluşacak Batı'ya karşı olan tepkiyi bir bakıma kendi etrafında birleştirip konsolide etme niyeti var diyebiliriz. Bu konsolide olacak eksen çevresinde İran'ın pozisyonu ilginç. İran'la Rusya arasında özellikle Ukrayna Savaşı sırasında silah, mühimmat, drone, özellikle kamikaze dronların alımı gibi konular epey yoğun bir şekilde yaşandı, biliyoruz. Diğer taraftan Çin'le ilgili konular var. Yönetmenim kulağıma bir son dakika gelişmesinden söz ediyor. Sana tekrar döneceğiz. O yüzden hemen Ankara'ya dönelim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına, hastanenin hedef alınmasına sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla tepki gösterdi. Erdoğan'ın mesajlarının ayrıntılarını Ankara'dan Özgür Akbaş bize aktaracak. Özgür, seni dinliyoruz. Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısına çok sert tepki gösterdi. Dün El Ehli Arap Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum ifadesini kullandığı sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İsrail bombardımanında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4000 Gazze'li kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e yönelik eleştirisi de vardı. İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi dedi. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı dedi. Yani batılı ülkelere de yönelik eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla adeta insan kıyımını aklama yarışına girdi dedi. Uluslararası medyaya yönelik de böylesi bir tepkisi vardı mesajında. Güvenli bölge denilen alanlara göç eden masum insanların sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsrail yönelik tepkisi böyleydi. Bir de tabii İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin olağanüstü toplantısına da vurgusu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsrail'in artan zulmü karşısında İslam aleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını ve Filistin davasına desteğini somut bir şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum dedi Erdoğan'ın. Özetle mesajları böyleydi. Dün hastaneye yapılan saldırının faillerini lanetliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada paylaştığı mesajında. Evet, Özgür Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Tekrar Moskova'ya döneceğiz. Ümit Nazmi Hazır'a aslında Rusya'nın Orta Doğu'daki pozisyonuyla ilgili bir soru yöneltirken son dakika gelişmeyi aktarmak durumunda kalmıştık. O soruyu tekrar yöneltelim. İran gelişmelerde aslında bir taraf olmanın ötesine geçmek üzere gibi bir yorum var ya da yorumlar var. Yani İran'ın özellikle Hizbullah'la birlikte, Lübnan Hizbullah'ı ile birlikte İsrail'i kuşatma, sıkıştırma gibi bir hedefinden söz ediliyor. Hatta Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının arkasında İran yönetiminin olduğuna yönelik iddialar var. Ama İran'ı da destekleyen bir Rusya'dan söz ediliyor. İran-Rusya ilişkileri Orta Doğu'ya bir yeni çerçeve ya da yeni bir bakış getirmek gerekirse Rusya-İran ilişkilerini nasıl ele almak gerekir? Rusya İran'ı nasıl destekler? Böyle bir krizde ya da bir çatışma riskinde Rusya'nın pozisyonu ne olur? Tabii normalde İran Rusya'nın bir numaralı, Orta Doğu'daki bir numaralı müttefiki, fakat buna rağmen Rusya İsrail ile İran'ı aynı potada, aynı ilişkileri, aynı noktada buluşturmamaya çalışıyor. Çünkü Rusya hem Suriye ile Esad'la da müttefik halinde, hem İran'la çok yakın. Ama öte yandan İsrail Suriye'de bir takım saldırılarda bulunuyor. Suriye'nin Golan Tepelerini işgal etti. Fakat buna rağmen Rusya ve İsrail Suriye'de karşı karşıya gelmemeye çalışıyorlar. Ve ters düşmemeye çalışıyorlar. Tabii bu bir bakıma aslında Türkiye'nin Rusya ilişkileriyle Rusya'nın İsrail olan ilişkilerinde de benzerlikler var. Her ne kadar Türkiye ile Suriye bir takım Rusya'yla benzer noktalarda buluşmasa bile karşı karşıya diyaloğu sürdürebiliyorlar. Burada tabii çok boyutlu, aslında siyah ve beyaz olarak değil de daha farklı renklerde, farklı boyutlarda götürmeye çalışıyor. Çünkü şu anda Rusya'nın Ukrayna'da, bir sizin sorunuza istinaden şu şekilde cevaplayabiliriz. Şu an Rusya Ukrayna'da bir mücadele içerisinde olduğu için eğer İran ve İsrail arasında bir büyük çaplı bir çatışma veya savaş olursa burada doğrudan müdahale edebilecek bir gücünün ve enerjisinin olduğunu pek zannetmiyorum. Çünkü Ukrayna'da şu anda bir mücadelede olduğundan dolayı yeni bir cephe açmak istemeyecektir ve İsrail'le bir çatışma içerisine girmek istemeyecektir.